Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yine Burak'la birlikte aydınlanma konusunu işleyeceğiz. Merhaba Burak, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hazır mısın Burak? Hazırım. Bugün benim doğum günüm ya. Mutlu yıllar Burak. Eyvallah hocam. Şimdi Burak, ışık şiddeti ne demektir? Ne demektir hocam? Işık şiddeti, hangi kalemle yazacağım bilemedim. Kaynaktan çıkan ışık sayısı demektir Burak. Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Birimi candela diye yazılır, kandela diye okunur. Hocam kandilden mi geliyor ışık? Kandilden, aslında kandeladan kandil geliyor yavrum. Mantıklı hocam. Çok makul. Burak, şöyle bir ışık kaynağı düşün. Düşündün mü? Düşündüm hocam. 1, 2, 3, 4, 5 tane ışık çıksın. Tamam mı Burak? Çıksın hocam. Işığın şiddeti 5 mi hocam? Adamımsın Burak, ışığın şiddeti 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çıksın. Şunun ışık hocam, şiddeti ışığı bir... Ah Burak'a. Şunun ışık şiddeti 2. I2 büyük I1'dir. Işık şiddeti kaynaktan çıkan ışık sayısıdır. Yüzeye çarpan değil, benim yüzeye çarpan değil, o değil bu değil. Kaynaktan çıkan, o kadar. Mesela Burak, 100 wattlık bir ampulün ışık şiddeti I ise, evet, senin ivitleyişini yerim Burak, 200 wattlık ampulün ışık şiddeti 2 I'dır. Oldu mu Burak? Evet. Peki, ışık akısı nedir? Akı, ben onu hocam demin de ışık akışı okuyup ışığın akışı değil yavrum. Işığın akı, akısı. Yüzeye çarpan toplam ışık sayısıdır. Bak, biri kaynaktan çıkan, evet, diğeri yüzeye çarpan. Bunun birimi de lümendir. Şöyle bunun formülü var. Çok mu lazım? Çok da değil. Ama yine de verelim. Şu bir ışık kaynağı. Şu kürenin yüzeyindeki ışık akısının formülü 4 pi I'dır. Yani ışık akısı neye bağlı? Sadece I'ya bağlı. Oldu mu Buram? Oldu hocam. Şöyle örnekle pekiştirelim. Formülü tabii ki pek kullanmayacağız. Daha çok böyle makul ve mantıklı olarak soruları çözeceğiz. X, Y, Z ışık alan kürelerin akıları phi X, phi Y, phi Z ise aralarındaki ilişki nedir? Phi deniliyor buna. Burak. Aynen. Oldu değil mi? Bak Burak. Evet. Şu I'dan atıyorum 10 tane ışık çıksın mı? Çıksın hocam. Yüzeye kaç tane çarpar? 10. Adamımsın Burak. Peki bu I'dan kaç tane ışık çıkar? 10 hocam. Adamımsın Burak. O zaman yüzeye kaç tane çarpar? 10. Dolayısıyla bu yüzeye 10 tane çarptı. Bu yüzeye de 10 tane çıktı. O zaman 2 I'dan kaç ışık çıkar? 20 mi? 20 tane. Ya hocam onca bir yaptım. Adamımsın Burak. Şurada 20 tane. Buna 10 tane çarptı dedik. Buna da 10 tane çarptı dedik. Buna 20 tane çarptı dedik. Haliyle ne olur? Fi x eşittir fi y, z'ye çarpan daha büyük. Daha çok. Evet. Biz yarıçapı r, yarıçapı 2 r, yarıçapı 3 r hiç kullandık mı? Hayır. Işık akısı için yemişim yarıçapını diyoruz biz. Yarıçapın önemi yok. Yüzeye çarpan toplam. Hocam 4 pi I mıydı? Adamınsın. Yarıçap var mı o formülde? Yok. Yok. Mesela şöyle bir örnekle pekiştirelim. Şu bir ışık kaynağı. Işık kaynağından çıkan ışınlar x, y yüzeylerine sırasıyla fi x, fi y akılarını oluşturuyorlar. Buna göre fi x bölü fi y oranı kaçtır diye soruyor. Burak, şu alfa açısından 10 tane ışık çıksa 2 alfadan kaç tane ışık çıkar? 20 mi hocam? Tabii ki. Bu 10 ışık sonuçta şu yüzeye çarpar. Buradaki 20 ışık da şu yüzeye çarpar. Yine yarıçapının önemi yok. Hocam sonuçta, yemişim yarıçapı ya. Yemişim yarıçapını. Şu 1 olur, şu 2 olur. Oranımız da bizim 1 bölü 2 olur. Oldu mu Burak? Oldu hocam. Peki. X çeyrek küresi. Bak Burak. Görüyorsun. Çeyrek küre hocam gördüm. Sınıfta derse giriyorum Burak. Yani sınıfa arkadaşlar diyeceğine evet Burak diye başladığım oldu Burak. Aman tanrım hocam. X çeyrek küresi ve Y tam küresi abajurdan yapılmış olup. Abajurun anlamı ışığı geçirmiyor. Hani şu pencerelere takılıyor ya dışarıdan ışık girmesin diye. Böyle merkezlerine ışık kaynağı konulmuş bunların. Buna göre X ve Y'nin X çeyrek ve Y tam küresinin ışık akılarının oranı nedir diye soruyorum. Burak, şu çeyrekten 10 tane ışık çıksa bu yüzeye 10 tane çarpar değil mi? Evet. Nedense 10 diye hep değer veresin hocam yani. 1 bölü 3 mü? Adamısın Burak. Şuradan da 10 tane çıkıyor, şuradan da 10 tane çıkıyor, şuradan da 10 tane çıkıyor. Bak şurada hiç ışık çarpmıyor. Çünkü x'ten geçmiyor ya ışık. Hocam. Şuranın hiçbir anlamı yok. O zaman bu çeyreğe x, şurası 3 çeyrek olduğu için
1 bölü 3 diye bilir. Hocam 1 bölü 4 mü diyorlar bunu yoksa? Aynen öyle Burhan. 1 bölü 4 yani gibi hata yapılabiliyor. Gelelim daha önemli bir mevzuya. Aydınlanma şiddeti. Aydınlanma şiddeti birim yüzeyi etkileyen ışık sayısı demektir. Ama bu sayısal sorularla çözülür. Aydınlanma şiddeti sayısal çözülür. Diyelim ki şurası D. Şu noktanın aydınlanma şiddeti nedir dediklerinde yüzeye dik geldiği zaman I bölü D kare diyeceğiz. Bunun birimi lükstür ya da mumdur. Lüks bunun birimi mu? Aynen öyle Buram. Kandela. Bunun birimi metredir. Eğer ışık şu şekilde gelirse yüzey normali bu. Şurası şöyle alfa. Şurada bir nokta var. Buradaki aydınlanma şu mesafe D olmak şartıyla I bölü D kare normal yine olacak Burak. Evet. Çarpı kosinüs alfa hocam olacak. Cos 91 miydi? Cos 91. Ondan dolayı burada hiç yazmayın. Böyle aynen direkt çarpıp geçiyoruz Burak. Neymiş? Yüzeye dik geliyorsa formülümüz? I bölü D kare. Yüzeye dik gelmiyorsa hangi açıyı kullanacağız? Yüzey normalini kullanacağız. Yüzey normaliyle yapılan açının kosinüsünü de kullanacağız. Evet hocam. Buram. Evet. Burası A noktası. Şu ışık kaynağı böyle giderken A noktasındaki aydınlanma nasıl değişir diye soruyoruz. Soru anlaşıldı mı Burak? Anlaşıldı. Ha. Şimdi Burak böyle geldikçe yaklaşıyor mu? Evet. Hem yüzeye dikleşiyor hem bir de yaklaşıyor. Hani bal ve kaymak dedikleri bu. O zaman buradan buraya gelinceye kadar aydınlanma artar. Ne deriz? Önce artar. Sonra ne oluyor? Şöyle öteye gittikçe bak hem böyle mesafe bak şu mesafe daha da uzun bak şu mesafe hem mesafe artıyor bu kötü bir şey hem bir de diklik bozuluyor bu da kötü bir şey. Aman hem kel hem fodul. Aman tanrım. Yaklaşırken artar uzaklaşırken azalır. Önce artar sonra azalır deriz. Unutmayın ki biz şöyle hatta maviyle yaklaşayım. Sorulan nokta var ya A noktası. A'ya yaklaştıkça ve dikleştikçe aydınlanma artar. Oldu mu Burak? Oldu hocam. Yerine yasalım hiç hocam. Neyse sağlık olsun. Yerine tam tersim hocam. İlahi. I'nın O'da oluşturduğu bir aydınlanma var. Işık kaynağı buralara gittikçe böyle, ışık kaynağı buralara gittikçe mesafe aydınlanma nasıl değişir diye soruyor. Mesafe değişmiyor. Buraya gelse de böyle, buraya gelse de böyle, buraya gelse de böyle. Mesafe değişmiyor açı ama açı değişiyor. Buraya geldikçe bak, buradan buraya geldikçe ne oluyor? Dikleşiyor. Yüzeye artık bak, ışık dik geliyor. Dik gelmesi aydınlanmanın artması demektir. Gündelik hayattan hani gündüz değil öğlen vaktinde güneş yüzeye dik dünyanın yüzeyine dik açıyla geldiği için daha sıcaktır, daha aydınlıktır, daha parlaktır. Falan dolayısıyla yani. Falan filan yani. Efe Hoca'ya buradan selam. Efe Hoca'ya coğrafyacımıza selamlar. Işık kaynağı buradan buraya gelirken aydınlanma ne olur? Önce artar. Ondan sonra şöyle gittikçe güneş batıyormuş gibi düşün, ortalık kararıyormuş gibi düşün. Aman tanrım. Sonra bence de çok makul oldu. Sonra azalır. Olur mu Burak? Peki, şu ışık kaynağı I. Bu ışık kaynağı şurada A noktasını aydınlatıyor, B noktasını aydınlatıyor, C noktasını aydınlatıyor. I ışık kaynağının A, B, C noktalarındaki aydınlanma şiddetleri arasındaki ilişki nedir? Evet. Çok kandırıcı bir soru Burak. Eminim yanlış yapacaksın. Yap bu soruyu hemen İskender ısmarlayayım sana. Aman tanrım. He. Hocam şimdi en büyük hangisidir? Alfa küçük. He. Teta olduğuna göre. Hı. Hocam kesinlikle he. En büyük B. Yanlış. Aman tanrım. Şu mesafeler eşit mi Burak? Evet. Ama kürenin merkezinden gelen yüzeye dik geldiği gibi düşünürüz ya biz. Gibisi fazla. Kürenin merkezinden gelen yüzeye dik gelir. Evet. R'ler aynı. Yüzeylere dik. Oh oh oh. Hepsi EA eşittir. EB eşittir. EC I bölü R karedir. Oldu mu Burak? İskender'e gitti hocam. İskender'e gitti ya. Hadi Burak bu da künefesi ne olsun o zaman. İskender'i ben yiyeceğim. Sen ısmarlayacaksın. I1, I2, I3 ışık kaynaklarının. Bak I1, I2, I3 ışık kaynakları var. O noktasında ayrı ayrı oluşturdukları aydınlanmalar sırasıyla E1, E2, E3 ise E1, E2, E3 arasındaki ilişki nedir diye soruyorum. Şimdi Burak. Evet. I1 şurada bir aydınlanma oluşturuyor doğru mu? Evet. I2 de bir aydınlanma oluşturuyor doğru mu? Evet. I1 şu yüzeye dik mi?
Evet. Değildi. Değil miymiş? Değil oğlum. Şimdi göz var. He. Ha, yok, yok, birden gelen. Tabii tamam, şu yüzeye dikmeyin. Tamam, değil ya. Yani, şu mesafe dikmeyin. Evet. Şu mesafe dikmeyin şu yüzeye. Değil. Dik olan hangisi? İki. İki. O zaman mesafeler aynı iken dik olanın aydınlanması en daha büyüktür. Tamam, peki I1 mi büyük, I3 mü büyük aydınlanması? Aydınlanması hocam. He. Bu arada I3. Bu I1 de I, I2 de I, I3 de I. I3 hocam. Özdeş. I1 daha dik değil mi yavrum şu yüzeye? Ya gözünün çapağını yiyeyim. Hocam. Gözünün kesin çapağını... Kesin bir yanıtma vardır diye ters elindir. Şöyle bak. Daha dikimsin. Tamam. Şuradan gelen daha yamuk. Yavrum tamam, yüzeye yani. Göz var, nizam var yani. Ha iyi var. E2 daha büyük. E1 daha büyük. E3 daha büyük olur. Yüzeye dik geliyor. Biraz önceki sorudan farklıydı. Tatlı da gitti canım. Tatlı da gitti yavrum. Şimdi bir de fotometreler var. Fotometreyi biliyor musun yavrum? Bilmiyorum. Hemen anlatayım. Hepsini yeni öğreniyorum. Hepsini hemen anlatıyorum. Fotometre neyi biliyor musun yavrum? Evet. Şu. Bir tane tamam mı? Kağıda yağ damlattığını bildin, zeytinyağını damlattın. Evet. Şu yağ. Evet. Fotometre yağlı kağıt. Çok şaşırdın değil mi? Evet. Yağlı kağıt olsun hocam. Ya adı evet, adı bunun yağlı kağıt olsun bundan sonra. Şuradan I1 kaynağının şurada bir aydınlanması var. Aydınla konuşamadım. Anladım. Şuradaki I2'nin burada bir aydınlanması var. Eğer soldan yapılan aydınlanma sağdan yapılan aydınlanmaya eşitse yağ lekesi gözümüzü alıyor da gözükmüyor. Yağ lekesini görmüyor hocam. Gözünü parlıyor yani. Eşit ise yağ gözükmez. Oldu mu buram? Bu mu hocam? Bu. Tamam.